FED faiz kararı bekleniyor. Bitcoin ve altcoin'ler nasıl etkilenecek diye soruyor. Bunun üstüne konuşacağız. FED biliyorsunuz ki bu akşam faiz kararını açıklayacak. Bu akşam saat 22.00'da FED'in faiz kararı açıklanacaktır. Çok kısa bir süre sonra, bu arada tam vakit vermediler ama muhtemelen saat 22.30'da olacaktır. Jerome Powell da açıklamalarda bulunacak. %96,9 ihtimalle Fed'in faizleri sabit bırakması bekleniyor ama işin en vurucu kısmı burası değil, günlerdir konuştuğumuz kısım. Fed'in faizleri sabit bırakacağı zaten ciddi bir süredir biliniyor. Zaten bunun fiyatlaması da büyük ölçüde yapıldı diğer işte pek çok şeyle birlikte falan. Burada asıl önemli kısımlardan bir tanesi Mart'ta indirilecek mi sorusu. Yani bu çok önemli bir soru. Sürekli soruluyor işte düzeltme devam mı edecek, işte yükselecek mi? Bunun cevabı direkt burada. Başka hiçbir şeye bağlı değil. Fed Mart'ta faizi indirecek mi, indirmeyecek mi sorusu. Bu arada çok kısa kesiyorum. Lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Videoyu beğenelim yani abone de olalım. Çok uzatmadan devam ediyorum. Ama saniyelerinizi alır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken konu bu. Powell'ın açıklamaları da zaten bu yüzden aşırı derecede şu anda piyasada önem arz etmeye devam ediyor. Bakalım Powell ne diyecek, son verileri nasıl değerlendirecek, ardından neler söyleyecek. Muhtemelen akşamki olay kısa sürede BTC ve altcoin'leri yükseltecek cinsten olacaktır. Çünkü hiçbir şey olmasa bile şu an zaten BTC'nin durumu 3 aşağı 5 yukarı belli de burada spell'e girmese daha iyi olurdu. Bakın 4 saatlik DMA 200'e kadar düzeltme yapmış. Tam böyle 44,5 deneyecek bir yapısı mevcut yani. Ama bunun asıl istikrarı hani kısa süre içinde ne olacak değil. Yani adam konuşur, çok aksi bir şey söylemezse, çok garip bir şey söylemezse zaten geride bıraktığımız için bir güven ortamı artar, yükselir. Ya yani burada bir şey yok. Burada bir problem yok. Asıl önemli olan ne söyleyecek ve devam eden önümüzdeki birkaç gün içinde aynı şekilde Şubat genelinde ne gibi veriler, daha doğrusu veriler hangi oranda açıklanacak? Ha, Powell şunu da söyleyebilir. Şöyle şöyle bir süreç görürsek eğer sonrasında alacağımız verilere dair biz de böyle bir şey yaparız diyebilir ve alacağımız verilere göre fiyatlama kolaylaşır. Bakalım bak diyorum ki hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olup ne bitecek göreceğiz ama Mart'ta Fed'in faiz indireceğine dair piyasa önümüzdeki haftalar içinde bugün dahil olmakla birlikte ikna olup bu şekilde ilerlemeyi başarırsa Mart'a kadar yani ciddi söylüyorum abartmıyorum BTC'yi 60-70 bin dolarlarda görebilir. Majör altcoin'leri ATH'larda görebilirsiniz. Bu zor bir şey değil yani. Piyasanın buna ikna olduğu müddette. Yatırımcılar diyor hem önemli teknoloji kazançlarının beklentisinden hem de Fed yetkililerin gelen temkinli sinyallerden kaynaklanan belirsizliklerle boğuşurken mal piyasalar karışık seanslarla dolu bir gün yaşadı. Bitcoin ve Ether dahil olmak üzere kripto para birimleri önemli kazanç raporlarıyla ve Fed'in çarşamba günü yani bugün planlanan Fed faiz kararı hakkında yaklaşmakta olan kararıyla dolu bir haftanın ortasında farklı bir tablo sundu. Nasıl etkilenir? Yani bu Fed bu kararı verdi diye etkilenmez. Zaten etkileneceğini etkilendi çünkü kimsenin soru işareti yoktu konuyla alakalı. Dediğim gibi olay bugünkü faiz kararında değil. Herkes ne olacağını biliyor. İşte bilmediğimiz bundan sonraki bunun cevaplarını almaya çalışıyoruz. Bitcoin Salı günü mütevazı bir toparlanma sergiledi ve yakın zamanda çok kısa yine kesiyorum. %52 küsürle 20 Mart akşam saat 9'da Fed faizleri sabit bırakacak olup %47 küsür ihtimalle azaltacağı biliniyor. Fakat bu bundan önceki oranlarda da yani bundan bir ay önce de
Bugün faizleri %40 ihtimalle indirmesi beklenirken şu anda 3,1'e kadar düşmüştür. Yani o vakitlere kadar gelen veriler bunu oynatabilir. Doların altına düştükten sonra 43,5 bin dolar civarına yükseldi. 42,9 bin dolar seviyesine başladı. Eter sabah saatlerinde yatay işlem görürken zorlu birkaç hafta daha sonra toparlandı. Temkinli bir imsaklikle Bitcoin daha da yukarı taşıyacak rüzgarları öngörüyorlar. Ben burada söylenenlere katılıyorum. Genel olarak altcoin'lerdeki yükselişten bahsediyor. Ya arkadaşım altcoin'ler, bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda altcoin'ler Fed'in faiz indireceği anlaşılmaya başlanırsa önümüzdeki günlerde, Mart ayı için söylüyoruz yani. Bu arada bu akşam Powell konuştuktan sonra şu anki oranlar ve ihtimaller Mart ayınınki çok sert şekilde oynayacaktır yani, haberiniz olsun. Onu da ifade etmiş olalım. O yüzden duruma dikkat etmekte fayda görüyorum ben kesinlikle. Şey diyordum. Altcoin'lerle alakalı. Altcoin'ler buna şey yaparsa zaten uçar, bildiğiniz uçar. Bak daha önce de ifade ettim. Fed faizleri indiriyor ne demek? Dışarıdan içeri para giriyor kriptoya ve içerideki para altcoin'lere dağılıyor. Çünkü her zaman faiz indirimi riskli varlıkların işine gelir. 2 günlük politika belirleme toplantısını çarşamba günü tamamlayacak. Bugün akşam saat 10'da kararın açıklanması söz konusu olup Powell yorumları ile birlikte karşımıza gelecek. Rabobank'ın kıdemli stratejisti Philip Merrill verilere bağımlı ve temkinli bir yaklaşımın altını çizerek FOMC'nin mevcut duruşunu sürdüreceğini öngördü. Merrill ayrıca Haziran ayında erken faiz indirim olasılığında sinyalini verdi. FOMC kararı yaklaşırken kripto piyasası olumlu büyüme yaşadı. Rağmen Bitcoin fiyatları %1'in üzerinde düştü. 43 bin doların altında işlem gördü. Faizlerin değişmeme ihtimalinin %90,9 olduğunu belirtti. Yatırımcılar Merkez Bankası'nın gelecekteki hamlelerine dair içgörü sağlamak için Powell'ın konuşmasını savırsızlıkla Haziran dediğine bakmayın burada yani şey. Şimdi kimine sorsan bakın bu o kadar işin içerisine politika katılı bir olay ki kimisi Mart ayında indirim diyecektir. Kimisi bak abartmıyorum yılın sonunda faiz indirimi olur der ilk. Bu kadar da oynar. Fed üyelerinin içinde bile şunu diyen bile var. Mart'ta indirelim diyen var. Yılın sonunda indirelim diyen de var. Bu kafanızı karıştırması, piyasa şekillenecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.